Tabii Yahudiliği kendisini hani İsrail ile özdeşleştiriyor. Ancak mesela bugün işte işgalci İsrail'e gidip de orada yerleşen o işgalcilerin her birini genetik anlamda, soy anlamında araştırın. Onların çok farklı kesimlerden gelen insanlar olduğunu görürsünüz. Bir kısmı Rus'tur belki, bir kısmı ne bileyim İngilizdir, bir kısmı başka bir şeydir ki dünya genelinde zaten baktığımız zaman yani Yahudiliğin kendi içerisinde bir sürü farklı halk var bir sürü şey var. Tarih boyu da zaten Yahudilik aslında misyonerliğe kapısını kapatan bir din de olmamış. Dışarıdan Yahudi olmak da mümkün. Yani Yahudilik sadece belirli bir ırk özgü değil. Ama ana gövde Yahudiliğin iddiası Yahudilik eşittir İsrailoğullarından olmak. Yani etnik kimlik merkezli bir din anlayışını özellikle canlı tutmaya çalışıyorlar. Peki neden böyle yapıyorlar? Adam Amerika'dan geliyor, Rusya'dan geliyor, ne bileyim işte Irak'tan geliyor, şuradan buradan geliyor. E ben diyor işte İsrailoğulları eşittir, Yahudiliktir, buranın halkıyım. Çünkü bu toprakları bana diyor Tanrı vaat etti, ben seçilmiş bir halkım. Çünkü etnik kimlik merkezli seçilmişlik en önemli Yahudiliğin temel ideolojisini oluşturuyor.